Merhaba arkadaşlar, soğuk bir Almanya sabahı. Gerçekten mevsimler, iklimler, her şey karmakarışık oldu. Gördüğünüz gibi masa da biraz karmakarışık ama bugün böyle kalsın. Böyle spontane, doğal bir program. Zaten hep öyle yapıyorum arkadaşlar, farkındaysanız. Bazı konuları belirliyorum ama bugün böyle biraz hasbihal, biraz dertleşmek gibi bir şey yapmak istedim. Türkiye'nin gündeminden her gün bahsediyoruz ya, gerçekten de rezil rüsva bir gündem. O kadar hızlı değişiyor ki, mesela bir dönem kadın cinayetleri çok fazlaydı, bir de ses seda yok. Kesildi mi, bitti mi ya da gerçekten ne oldu bilmiyoruz. Bir dönem bir bakıyorsun bazı işte esnaf kesiminden bir takım tepkiler geliyor. Birden onlar kapanıyor. Çünkü öyle bir gündem ki şimdi devletin en üst düzeyinde, en üst düzeyindeki kişilerin mafyatik ilişkileri, ortaya çıkan kirli ilişkiler, insan öldürmekten tutun da kokain kaçakçılığına kadar ve korkunç bir paralardan bahis geçiyor ki bu diğer olaylar herhalde altta güme gitti. Bir de tabii doğal olarak bu şimdi aşı savaşı dönemleri, bu biyolojik savaşlar dönemi, bunu yani sol sosyalist hareketin faşizm, emperyalizm olarak tanımladığı süreç aslında bugün yaşanıyor. Bu geçmiş zamanda herkese ürkütücü gelebilirdi. Herkese böyle şey mi olur falan filan gibi gelebilirdi. Ama bugün en sağcılar bile bunu fark etti ki evet, gerçekten dünyaya, hayata bakış sol bir bakış açısıyla mümkündür. Yani öngörülü olmak böyle bir perspektifle ancak bakılabilir. Bir önceki videoda da söyledim. Bakın Sedat Peker bile kendini sözde haklı görüyor. Haklı gördüğü mihval üzerine de sol jargonu kullanarak sadece söyleyebiliyor. Çünkü literatüründe doğruyu, haklıyı, hakikati söyleyebilecek bir cümle yok. Yani Seyit Rıza'yı astıran zihniyet ve bunda üstüne basa basa söylüyor. Bunda delikanlı jargonu içerisinde söylüyor. Aynı tarafta değiliz ama böyle dik durdu falan. Dikliği, onuru, dik durmayı bir insan bunu iradeyle kazanabiliyor. Nedir? Haklılık iradesidir. Burada masanın üstünde gördüğünüz gibi Jean-Paul Sartre'nin Varlık ve Hiçlik kitabı var. Bu egzistansiyalizm üzerine çok önemli bir kitaptır. Yani varoluşçuluk üzerine. Herkes doğuyor, değil mi? Dolayısıyla sonra bir kaç kimlik, bir kaç karakter hatta kazanabiliyor. Önemli olan insanın o kazandığı karakteri iradi bir biçimde onu onurlu, bütün yaşama saygılı bir noktaya taşımasıdır. Çünkü insanların büyük bir kısmı kendilerine ait bir takım meslekleri oluyor. Farklı personalar kazanıyor. Gustav Jung'un tabiriyle. Herkesin farklı farklı bir personası vardır. Dolayısıyla kişi doktor oluyor. Her yerde doktor gibi davranır. O asla artık kendisi gibi değildir. Öğretmezse her yerde ABC öğretmek gibi bir şey. Sus yoksa işte bilmem ne yaparım diyen bir kişi oluyor yani mesela. Bu böyle bir şeydir. Bir de senin tabi taşıdığın, karşıladığın misyon. Şimdi Seyit Rıza diyelim. Seyit Rıza haklı tarafı var. Haklıydı. Çünkü kendi topraklarında yaşayan bir adam. Silop Petri'nin hikayesi aynen böyledir. Savunmalarına söylüyor. Biz kendi topraklarımızda yaşıyorduk. Siz gelip bize saldırdınız. Biz savaşmak zorunda kaldık. Şimdi haklı ve hakikatin durumu farklıdır. Haklı bir misyon üzerine sen kurulmuşsan, kişiliğini, karakterini, dolayısıyla senin savunma alanın çok geniştir. Onun içindir ki Seyit Rıza'nın söylemiş olduğu iki cümle o kocaman statükoyu yerle bir etmiştir, değil mi? Yine hakeza İbrahim Kalp Akkaya'nın böyledir, yine hakeza Deniz'in, Yusuf'un, Mahir'in, Hüseyin'in, Hüseyin Cevahir'in, bunların hepsinin tutumu buradan çok net olarak ortaya çıkıyor. Şeyh Berit'in tutumu neden tarihler boyunca bugüne kadar aktarılıyor? Çünkü haklı ve hakikatin yanındaydı. Hakikat onun için gerçekten insanın erişebileceği en üst noktaydı. Vahdet-i vücut denilen olay ya da insan-ı kamil denilen süreç veya Schopenhauer'un erdemli insan tezi ya da tespiti, tezi ya da bir tespittir bu. Ya da Nietzsche'nin üstün insan, Nietzsche biraz burada Schopenhauer'u galiba taklit etmiş olmalıdır. Ya da bu süreci gerçekten varoluşçuluk üzerinden sürdüren insanlardır bunlar aslında. Çünkü kişi vardır, herkes böyledir. Bakın Hrant Dink'in cinayetini çok iyi anımsayalım, hatırlayalım ki unutmamalıyız zaten. Hatırlamak, hatırlayalım demek bile burada abesle iştigal ama. Mesela Rachel Dink bir şey söylemişti, çok önemli bir cümle. Bir çocuktan bir katil yarattı bu sistem. İşte tam da budur. Herkes çocukken hiç kimse aslında ne birini öldürmek ister, ne birini katletmek ister, bilmem ne yapmak ister. Böyle bir şey yoktur. Daha sonra içinde bulunduğu ortam, süreç onun kişiliğini belirliyor. İşte bu varoluşçuluk tam olarak budur aslında. Daha sonra seni öyle bir noktaya getiriyor ki bir dünya var mesela. Bunu çoğu zaman biz internette deriz. Ya çok tehlikelidir. Evet ama çok iyi tarafı da var. Ya da şöyle düşünelim. Bir kitapçıya giriyorsun. Çok büyük bir kitapçı. Dünyanın bütün kitapları neredeyse var. Bu senin alacağın kitaba bağlıdır. Yani sen gidip en geri zihniyetteki kitaplar da var. Okumak isteğine bağlıdır. Bütün kitapların güzel olduğunu asla söyleyemezsin. Yazılmış her şey asla çok güzeldir manasına gelmez. Prehistori diye bir şey vardır. Yani insan yazının öncesindeki
aktarımlar, anlatımlar ki bunlar deneyimlenmiş ve süzüle süzüle gelmiş şeylerdir. Dolayısıyla arkadaşlar şimdi bahsettiğim gibi biraz hasbihal ama bu hasbihalle ilgili şunu da söyleyeyim. Soğukla beraber evet bu aşı meselesi çok ciddi bir sıkıntıya dönüşmüş gibi görünüyor. Birçok insanın kafası çok karışık, hepimizin öyle. Çünkü devletlerin aslında biyolojik savaş meselesi tam budur işte. Solcu ve sosyalistlerin vakti zamanda öngördüğü bu işte faşizm, kapitalizm vesaire bunlar bir zamanlar belki birçok insana bir şey gibi gelirdi, yani ciddiyetsiz gelirdi. Ama bugün yaşanan tam da budur. Emperyalizmin yüzünü bütün herkes hiçbir sayfa kitap okumadan bugün pratik şekilde görmüş oldu. Görüyor da. Bakın aşı savaşları başlamış. Almanya'da bile acayip bir şey var. AstraZeneca mı, BioNTech mi, o mu, bu mu? Bir sürü aşı birden çıkmaya başladı. Neredeydi bunlar bugüne kadar? Neden hepsi birden çıktı? Şimdi evet, tabii ki bir süreci olmalıdır. Birden pat diye bulunacak değildi. Şimdi gelinen noktadaysa arkadaşlar benim şahsi fikrim şu, aşı olmakla olmamak arasındaki fikrim. Evet, ortada da yapay veya doğal bir virüs var artık. Birçok arkadaşımız da kaybettik bu virüsle. Dolayısıyla şöyle düşünmekte fayda var. Bu virüse yakalanma ve hayata riske atma ihtimali diyelim ki %60-70-80 ise bu aşıyla bunu %20'ye indiriyorsan doğal olarak hesabı böyle yapmak gerekiyor. %20'ye indiriyorsan aşı olmakta fayda vardır diye düşünüyorum. Ben şahsım adına da olacağım ama daha sıra gelmedi. Böyle bir hasbihal üzere biraz pencereden dışarıya bakıyorum. Ya nasıl bir hava var diye. Ama maalesef iyi değil hava. Bari bir şiir okuyalım da bu şiiri çok eskiden beri biliyorum. Ama üzerinde tabii bir takım şeyler söylüyorum. Tam olarak kime ait olduğunu bir türlü öğrenemedim. Belki üslup açısından Yılmaz Güney'e yapıştırıyordu. Ama okuyacağım kime aitse artık. Ulaşırlarsa ismini de mutlaka ileriki zamanlarda söyler. Bir cümle bile kime aitse ondan bahsetmek gerçekten çok önemlidir. Çok bir cümle üretip bir sanat, edebiyat alanına bir cümle yerleştirmek bile büyük bir marifettir. Büyük bir hünerdir. Dolayısıyla umarım ulaştırırlarsa bunu da paylaşırım ve belki başka şiirlerimde okuruz arkadaşlar. Ben aslında ezbere okuyorum bu şiiri ama şaşırmamak için. Beni taş yürekli sanma. Duruşun bakışın biraz serttir. Tanımadan bana sitem ettin. Oysa ben insanları sevmekten, ben haktan, ben haklıdan yanayım. Duygusuz sanıp beni kınama. Ben sonsuz bir sevdayım. Sen beni tanımazsın gülüm. Ben barut kokan mandıra çiçek takmaktan, ben haktan, ben haklıdan yanayım. Üstüme varıp beni yargılama, ben sessiz batık bir öfkeyim. Ama zorbalık bana göre değil. Ben barut kokan mandıra çiçek takmaktan, ben haktan, ben haklıdan yanayım. Evet arkadaşlar, çok güzel bir şiir. Yani böyle biraz külhanvari ama olsun, dizeleri kendi içinde. Haklı ve haktan yana olmak, savaşa karşı olmak güzel şeydir. Savaş konusuyla ilgili hep bir anekdot gelir aklıma, unutuyorum sürekli ama şimdi aklıma geldi ve şimdi anlatayım sizlere arkadaşlar. Şimdi sanırım yine Yunan filozof Salamos muydu, yanlış söylüyorum ismini belki de hatırlamıyorum. Var mı öyle bir filozof, yok mu onu da bilmiyorum. Böyle bir hikaye var mı yok mu onu da bilmiyorum ama birileri anlatmış. Hikaye şöyle, sormuşlar savaş hakkında ne düşünüyorsun? Demiş iki ihtimal var, ya çıkar ya çıkmaz. Çıkmazsa iyi, çıkarsa yine iki ihtimal var. Beni ya askere alırlar ya da almazlar. Almazlarsa iyi, alırlarsa yine iki ihtimal var. Ya ön cepheye ya arka cepheye gönderirler beni. Arka cepheye gönderirlerse iyi ama ön cepheye gönderirlerse yine iki ihtimal var. Ya vurulurum, ölürüm ya da gazi olurum. Gazi olursam yine iyi. Gazi olursam yine iyi. Kör topan. İdare eder giderim. Ama ölürsem gene iki ihtimal var. Beni ya sabun fabrikasına gönderirler ya kağıt fabrikasına. Sabun fabrikasına gönderirlerse iyi yani köpürür gideriz falan. Ama kağıt fabrikasına gönderirlerse gene iki ihtimal var. Ya defter kağıdı olurum ya tuvalet kağıdı olurum. Defter kağıdı olursam iyi ama tuvalet kağıdı olursam boku yerim. İşte savaş bu. Böylece de savaşsız, sömürüsüz bir dünya umuduyla sizlere selam olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere.